Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere sık sık karşılaştığımız ve aslında çözümü kolay olsa da bazen başa çıkmaktan zorlandığımız bir konu olan akvaryum balıklarımızın neden kabız olurla ilgili bir video ile karşınızdayım. Balıklarınızın kabızlıktan müstarip olabileceğinin farkında olmayabilirsiniz. Bu durum kulağa ciddi gelmese de aslında balıklarınız için yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Kabızlık ve hazımsızlığın akvaryum balıklarınızı etkileyebilecek sorunlar olduğunu duyduğunuzda şaşırabilirsiniz. Aslında bu iki durum nadir değildir ve derhal tedavi edilmezlerse balıklarınız için ciddi sonuçlara yol açabilirler. Tüm balıklar doğru koşullar altında bu durumu geliştirmeye eğilimliyken bazı türler diğerlerinden daha hassastır. Balığınızı beslediğiniz yiyeceğin türü ve miktarı da balığınızın kabızlık mı yoksa hazımsızlık mı yaşadığını belirlemede önemli bir rol oynayacaktır. Bu problemle düzgün bir şekilde başa çıkmak veya balıklarınızın başına gelmesini önlemek için akvaryum balıklarınızda kabızlık ve hazımsızlığın nedenlerini, yan etkilerini ve tedavi seçenekleri hakkında bilgiler bu videoda. İzlemeye devam edin. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şimdi kanalıma abone olabilirsiniz. Balıklar neden kabız olur? Kabızlık veya hazımsızlığa en yatkın türlerden ikisi Japon balığı ve beta balığı. Bazı durumlarda bu kabızlık yetersiz beslenmeden kaynaklanır. Ancak aşırı beslenmenin de sonucu da olabilir. Bazı ticari balık yemleri düşük kaliteli malzemelerle ve balıklara yeterli beslenme sağlamayan ve aslında sindirim sorunlarına neden olabilecek bir dizi dolgu maddesiyle yapılır. Akvaryum balıklarını büyük miktarda sığır kalbi veya canlı gıdalar gibi zengin gıdalarla beslemek de kabızlık veya hazımsızlığa neden olabilir. Bu durum genellikle çiklitlere etkiler ve enfekte olmuş balıkların vücutlarını, dışkılarını dışarı çıkarmayacak şekilde etkiler. Ancak akvaryum balıklarında kabızlık ve hazımsızlığın ana nedeni basittir. Balığın yediği yemin lifi eksikliği. Akvaryum balıklarının yemlerinde yeterli lif yoksa sindirim sistemi düzgün çalışmayacak ve etkilenen balıklar atıkları sağlıklı bir şekilde dışarı atamayacaklardır. Örnek vermek gerekirse Japon balıklarının yediği yemlerin %20 ile 30 kadarı liften oluşması gerekir ki bu da gene verdiğiniz hazır yemin ham lif oranı %3 ila 5 arasında olmalıdır. Beta balığına bakarsak da bu oran en az %5 ila 7 arasında ve son olarak hepçil bir çiklit için %3 ila 8, otçul için %2 ila 6 ve en son olarak etçil çiklitler için %2 ila 4'tür. Kabızlığın tehlikeleri ve yan etkileri nelerdir? Kabızlık insanlar için kulağa ciddi bir durum gibi gelmeyebilir ama aslında akvaryum balıklarınız için yıkıcı sonuçlar doğurur. Çoğu durumda hazımsızlık mesane hastalığı adı verilen ikincil bir durumun gelişmesine yol açar. Bu hastalık normal yüzme davranışları ve su altında kalma zorluğu ile karakterizedir. Kabızlık ayrıca karın şişmesine ve iştah kaybına neden olabilir. Şiddetli kabızlık ve şişme vakalarında balığın pulları kalkabilir veya vücuttan dışarı çıkabilir. Bu durum sadece akvaryum balıklarının düzgün yüzme kabiliyetlerini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda balık atıklarını dışarı atamaz ve yiyemezse beslenme sorunlarına yol açabilir. Bu durumda etkilenen balıklar da uyuşukluk veya halsizlik de gösterebilir. Akvaryum balıklarında kabızlık nasıl tedavi edilir ve tedavi seçenekleri nelerdir? Kabızlığın en temel tedavisi etkilenen balığın yeminde bulunan lif alımını arttırmaktır. Bunu yapmanın en kolay yolu taze ve yeşil bazı sebzeli yemler vermektir. Vahşi doğada hem otçul hem de hepçil balık türleri düzenli beslenmelerinin bir parçası olarak yosun ve çürüyen bitki maddelerini tüketir. Tabii ki yırtıcı balık türleri de lif ihtiyaçlarını avlarının daha önce yediği lifli yiyecekler ile birlikte yediği için alır. Balıklarda hazımsızlık ve kabızlığı tedavi etmenin yaygın bir yolu onlara kabukları soyulmuş bezelye vermektir. Bezelyedeki lif içeriği balıklarda müsil görevi görerek birikmiş atıkları dışarı atmalarına yardımcı olacak kadar yüksektir. Deneyebileceğiniz diğer sebzeler arasında marul, ıspanak, salatalık, kabak ve havuç bulunur. Bazı balıklar patatesi bile severek yiyecektir. Balığınızı kabızlık için tedavi ederken onları düzenli yemle beslemeyi bırakmanız önemlidir.
Durumu çözülene kadar yalnızca seçtiğiniz bezelye veya diğer bitkisel yemlere sunun. Diğer bir tedavi seçeneği ise akvaryuma Epsom tuzu koymaktır. Epsom tuzu balıklarda hafif bir kas gevşetici görevi görür ve 40 litre başına 1 ila 3 çay kaşığı akvaryum balıklarında kabızlığın tedavisine yardımcı olmada etkilidir. Balıklarda kabızlık nasıl önlenir? Çoğu ticari granül ve palet yemler lif içeriğinin çok düşük olduğundan hazımsızlık ve kabızlığı önlemek için akvaryum balıklarınızın yemlerini bitkisel maddelerle desteklemeniz önemlidir. Akvaryum balıkları için sağlıklı bir yemleme, balığın temel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için ticari pul veya paletlerden oluşan temel bir yemleme içermektedir. Ancak bazı taze sebze maddelerinin de ek olarak çeşitli canlı, dondurulmuş ve dondurularak kurutulmuş gıdalarla desteklenmelidir. Otçul balık türlerinin yemlerine spirulina gibi yosun içerikli bol miktarda bitkisel madde eklemek özellikle önemlidir. Çünkü bu türler yalnızca ticari pul veya palet yem ile gelişmeyecektir. Ayrıca yemlemeye ek olarak balıkların egzersiz yapması da kabızlığın önlenmesinde önemli bir rol oynar. Kapalı veya küçük akvaryum ve alanlarda tutulan balıklar, özellikle beta balığı gibi belirli balık türleri bu duruma özellikle yatkındır. Balıklarınızı mutlu ve sağlıklı tutmak istiyorsanız onları dengeli bir diyetle beslemeniz önemlidir. Akvaryum balıklarınız için kaliteli ticari pul veya granül yemlerden oluşan temel bir yemleme düzeni seçmek için zaman ayırın. Ancak bu yemlemeyi bol miktarda taze, sebze ve yosunlu yemler ile desteklemeyi de unutmayın. Japon balığı hangi sebze ve meyveleri yer? Japon balığına arada farklı meyve ve sebzeler verebilirsin. Ispanak, brokoli, bezelye, marul, karnabahar, kabağın her çeşidi, salatalık, havuç, yosun, patates, lahana, fasulye, muz, elma, karpuz, üzüm, portakal, çilek, mango. Aslında ne verirsen yer. Burada dikkat etmek gereken bu meyve sebzeleri balığın yediğini göre göre vermektir. Beta balığı hangi sebze ve meyveleri yer? Beta balığı da farklı sebze ve meyveleri yer. Daha önce de dediğim gibi bezelye, salatalık, ıspanak, patates, haşlanmış mısır ve marul gibi sebzeler, kavun, muz ve mango gibi asitsiz meyveleri yer. Ancak buradan uyarmalıyım. Beta balığına asla asitli turunçgillerden vermeyin. Çünkü bu tür meyvelerin asitleri balığınıza zarar verecektir. Çiklit balığı hangi sebze ve meyveleri yer? Daha önce hazırladığım çiklit yemi videosunu izlediyseniz orada zaten hemen hemen hepsi var. İzlemediyseniz de bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Yemin nasıl hazırlandığını da öğrenebilirsiniz. Ancak burada da söyleyeyim. Başta ıspanak, brokoli, bezelye, marul, karnabahar, kabak, salatalık, havuç gibi sebzelerin yanında çilek, üzüm gibi meyveler de verebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek için şimdi kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni çıkan videolarımdan da hemen haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Bana destek olmak için videolarımı beğenin. Bana sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.